Sayın Kaymakamım, sayın protokol üyeleri, değerli meslektaşlarım, basınımızın güzide temsilcileri ve sevgili öğrenciler. Yusuf Baysal Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde hazırlamış olduğumuz 24 Kasım Öğretmenler Günü programımıza hepiniz hoş geldiniz. 24 Kasım 1981 yılından bu yana her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bir öğretmen mesleğe başladığı günden yaşamının sonuna kadar görevini yapmaya devam eder. Bu nedenle öğretmeni ölümsüzleştiren öğrencisini iyi bir şekilde yetiştirmesidir. Sevgi dolu bir öğretmen ışık demektir. Yarınlara umut demektir. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı sonrası savaşın bittiğini söyleyen ve kendisini tebrik eden kişiye "Asıl savaş şimdi başlıyor. Eğitim savaşı, cehalet savaşı" diyerek karşılık vermiştir. İşte bu savaşta bize yol gösteren öğretmenlerdir. Sevgi ve saygı kavramına hayatımızın merkezine koyan insandır öğretmen. Programa başlamadan önce bugün hayatta olmayan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anmak isterim. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlar, İçlerindeki ışığın hiç sönmemesini dilerim. Kalemi kılıçtan üstün tutarım. Fikir pazarında ilim satarım. Mürekkebe öz kanımı katarım. Harplere taht kuran öğretmenim hey! Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Faruk Sönmez'i kürsüye davet ediyorum. 24 Kasım Cumhuriyet'in tüm kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu gündür. Hepimizi yetiştiren insan mühendisler olan öğretmenlerimizin günüdür. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmenlik ortaya çıktığı günden bu yana bütün toplumların mukaddes bir görev olarak kabul edilmiştir. 21. yüzyılın bilim ve teknolojiyle yoğrulan dünyasında gelişmelerin ve birçok kavramın yeniden tanımlanması ihtiyacı, öğretmenliğin de yeniden tanımlanmasını beraberinde getirmiştir. Günümüzün çağdaş öğretmenlerini sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde aktif rol alan, sorumluluklarının bilincinde olan, bilgi toplumunun içinde yerini ve önemini bilen kişiler olarak ifade edebiliriz. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda öğretmenlik, toplumun öncüsü demektir. Çok boyutlu düşünme demektir. Stratejik öğretim liderliği demektir. Mukaddes bir vazifenin sahibi öğretmenler, insanlığın tarihi boyunca olduğu gibi bugün ve yarın da bilginin, bilimin, değişimin, aydınlığın, medeniyetin öncüsü olmaya devam edecektir. Eğitimin bir kavram, sistem, yapı ve süreç olarak yeniden tanımlandığı bugün küreselleşen şartlarında geleceğimiz, yavrularımız, öğrencilerimiz, stratejik insan kaynağımızdır. Her biri aynı zamanda birer öğretmen olan idarecilerimiz, stratejik değişim liderlerimizdir. Kutlu bir geleceğin muştuları öğretmenlerimiz ise stratejik öğretim liderlerimizdir. Etkileşim ve iletişimin hızla geliştiği dünyamızda görev ve nitelikler bakımından adeta bir insan mühendisi olan siz değerli öğretmenlerimiz, devletimize ve milletimize umut olacak, yarınları belirleyeceksiniz. Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünde olduğu gibi, Türkiye'nin yarınlarına istikamet çizecek nesillerin mimarı olacaksınız. Öğretmenlik kutlu bir görevdir ve her şeyden önce bir gönül işidir. Gönlünde öğrencilerinin, ülkesinin sevgisini ve geleceğini hissedemeyenler öğretmen olamazlar. Öğretmenlik depremde kendini değil, öğrencilerini kurtarmak için can verenlerin mesleğidir. Saygıdeğer öğretmenlerim, siz Ahmet Yesevi olun ki öğrencileriniz Hacı Bektaş'ı veli olsun, tüm insanlığı kucaklasın. Siz Akşemseddin olun ki öğrencileriniz Fatih olsun, insanlığa yeni çağlar açsın. Siz Tevfik Bey gibi olun ki öğrencileriniz Mustafa Kemal gibi olsun,
ve bir millet umut olsun ve istikamet çizsin ve tüm cihana örnek olsun. Başta yüce Türk milletimizde baş öğretmen olan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve edebiyata irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi şükranla ve rahmetle anıyorum. Emekli olan öğretmenlerimize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bugün Kozan'ımızda ve ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan Bilgi Çağı'nın mimarları tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Öğretmen şefkat demektir, hayat demektir, yol gösteren demektir. Öğretmen öğrencisi için ömür boyu unutulmayacak bir kılavuz demektir. Şimdi 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde düzenlenen yarışmaların ödül törenleri için görevli öğretmen arkadaşlarımı ve yarışmada dereceye giren öğrencileri kürsüye davet ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğretmen konulu resim yarışmasında dereceye giren öğretmen ve öğrencilerini anonsladık. Birinci sırada Halit Dağlı İlköğretim Okulu'ndan Elif Dağlı, öğretmenimiz Nurdan Karabulut. Alkışlayalım. Öğretmen konulu şiir yarışmasında dereceye giren birinci sırada Şehit Mehmet Ofloz Yibo Okulu'ndan Beyza Nur Ateş ve öğretmenimiz Perihan Gül. Kompozisyon yarışmasında dereceye giren Elincil Anadolu Lisesi'den Melike Tanrıverdi ve öğretmenimiz Haliye Göztaş. Halit Dağlı İlköğretim Okulu'ndan Elif Dağlı'yı düzeltiyoruz. Elif Birlik. Yarışmalarda birinci sırada dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek üzere ilçe kaymakamımız Sayın Şafak Gürçam'ı sahneye davet ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. İkinci sırada Dede Mehmet Akçal Ortaokulu'ndan Zekiye adı güzel öğrencimiz Erol Konur. Kompozisyon yarışmasında ikinci sırada dereceye giren öğrencimiz Kozan Fen Lisesi'nden Sıla Baysungur, öğretmenimiz Ayfer Doğan. Alkışlar. Yarışmalarda 3. sırada dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek üzere ilçemiz Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Yeşil'i sahneye davet ediyorum. Selam aydınlık güzel günlere,
selam, bilgiyi, doğruyu, iyiyi, güzeli, haklıyı, haksızı ve daha nicelerini öğreten öğretmenlere. Emekli öğretmenimiz Erhan Yavuz'u konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 91 yıl önce başlatılan muasır medeniyetlere ulaşma yolunda yeni Türk alfabesinin kabul edildiği ve bizzat kara tahta başına geçip milletine yeni harfleri öğretip onlara her yerde her zaman rehberlik eden Ulu Önder Atatürk'ün millet mekteplerinin baş öğretmeni olarak kabul edildiği gündür. Bu tarihi gün Büyük Atatürk'ün doğum yıl dönümü olan 1881 yılı ve 1981 yılından itibaren de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 100. yıl itibariyle. Öğretmen denince her harçta ana malzemenin o olduğu akla gelmelidir. Öğretmendir geleceğe uzanan yolların hem mühendisi hem bekçisi. Odur kendilerine emanet edilen çocuklarımızı ilmin ışığında aydınlatıp emaneti geleceğe iade eden. Odur kendinden veren, hep veren ama karşılık beklemeden. Sayın Kaymakamım, tensiplerinizle eğitimin olmazsa olmazı üç kesime hitapta bulunmak istiyorum. Kıymetli meslektaşlarım, üstlendiğiniz görevlerin en şereflisi, en sorumluluk gerektireni ve en vebal isteyenidir. Sizlere emanet edilen çocuklarımızı öyle bir yetiştirin ki onlar sizden aldıkları feyzi, ışığı kendinden sonraki kuşaklara geliştirerek taşıyıp aktarabilsinler. Onları sevin, sayın, büyük insanlara davranır gibi davranın, fikirlerini alın, danışın, onlara önemli olduklarını hissettirin. Onları ilmin, bilimin sağlam verileriyle yoğurun. Sorgulayıcı mantıklarını geliştirin, analitik düşünce yapılarını oluşturun, karşılaştıkları her durumda analiz, sentez yapıp onları bir potada eritme, en sağlıklı sonuca ve hükme ulaşma kabiliyetlerini geliştirin. Mensubu oldukları yüce Türk milletinin milli ve manevi değerlerine saygı ve sevgilerini pekiştirin. Şunu unutmayınız. Onlara gösterdiğiniz her ders asıl hedefe giden birer vasıtadır, araçtır. O asıl hedef ise onları fikri ve vicdanı hür, faydalı bireyler olarak çevrelerine, toplumlarına kazandırmak olacaktır. Onları hoş görün, yaramazlık yapacaklardır, hatalı tutum ve davranışları olacaktır, istenilen başarıya da ulaşamayabileceklerdir. İşte eğitim burada başlayacaktır sevgili meslektaşlarım. Donanımlarınızla onları ele alıp bir baba, bir anne şefkatiyle sarıp sarmalayıp onlarsız olunamayacağını, sevildiklerini, sayıldıklarını, istendiklerini, vazgeçilemez olduklarını en kalbi duygularınızla onlara aktarın. İnanın bu şekilde topluma kazandıracağınız, verimli hale getireceğiniz çocuklarımız içinde yaşadığımız toplum adına en büyük ve en faydalı yatırım olacaktır. Gerçek vatanseverlik de budur zaten. Sevgili öğrencilerim, sizler şimdiki zamanın misafirleri, gelecek zaman ve kuşağın ev sahiplerisiniz. Bulunduğunuz zaman diliminin kıymetini bilin ve ona göre öğretmenlerinizi can kulağıyla dinleyin. Sizlerden beklenen sadece derslerinize odaklanmanızdır. Unutmayın, geleceğinizin temellerini bugünden atacaksınız. Hep böyle çocuk ya da başında esen gençliğin kavak yelleriyle kalmayacaksınız. Sorumluluk üstleneceğiniz günler de gelecektir. O günler için hazırlanmalısınız ki üstleneceğiniz görevleri layıkıyla yerine getirebilirsiniz. Okulunuzda, mahallenizde arkadaşlarınız, öğretmeniniz tatlı birer hatıra olarak aklınıza kalacaktır.
çocukluğunuzun, gençliğinizin de hakkını vermeye çalışın. Bilin ki bugünleriniz bir daha geri gelmeyecektir. Yine unutmayın, sizler bizim umudumuz, geleceğimizsiniz. Maddi karşılığı ölçülemeyen öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerimizin emeğinin ödülü, sizlerin ayakları yere basan üretken, makam ve mevki sahibi bir konumda olmanızdır. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kıymetli velilerim, bizim öğrencilerimiz, sizin evlatlarınız hem sizlere hem bizlere emanettir. Emanetlere gözünüz gibi bakın. Onlara yaşadıkları ortamı sevdirin. Onlara koşarak, sevinerek, isteyerek dönebilecekleri mekanlar sunun. O evlerde huzuru bulsunlar. Onların en mükemmel şekilde eğitilmeleri için sizlere de çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bizler onların öğretmenleri olarak sizin önceden yoğurduğunuz hamura şekil vermeye çalışıyoruz. Sizler eğitimin en önemli parçasısınız. Onları dinleyin, sorun, konuşturun, sözlerini kesmeyin. Evde bir karar alınırken onların da fikrini alın ve makul olanları uygulayın ki özgüvenleri gelişsin. Onlara destek olun ama onların yapacaklarını, yapabileceklerini siz yapmayın. Yaptıklarını, ettiklerini izleyin ve gerektiğinde müdahil olun. Eve geliş ve evden gidişlerini kontrol altında tutun. Her zaman uyanık olup onları zararlı madde ve alışkanlıklardan koruyun. Kitap okumalarını teşvik edin. Ev içinde belirli bir düzen ve kurallara uyumlu sağlayın ki bu onları her ortamda sayılan, sevilen bireyler haline getirsin. Hatalı davranışlarını onların onurlarını kırmadan düzeltme yoluna gidin. Ama görmezlikten gelmeyin. Olumlu tutum ve davranışlarını da aşırıya kaçmadan ödüllendirin. Zaman zaman temas edin, öpün, koklayın ve sevin. Hali hazırda yanınızdayken ve yuvadan uçmamışlarken. Sayın Kaymakamım ve saygıdeğer misafirlerimiz, konuşmama son vermeden önce beni dinleme lütfunda bulunan sizlere ve sizlere hitap etmeme, naçizane fikir ve düşüncelerimi aktarmama vesile olan Yusuf Faysal Anadolu Lisesi'nin çok kıymetli idareci ve öğretmenlerine huzurlarınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Öğretmenler Günü münasebetiyle Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Vefakar, cefakar Cumhuriyetimizin Yılmaz Bekçileri öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor. Onları bu kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. Saygılarımla arz ederim. Yüreğimin ortasında ince bir sızı, istasyonda çığlık çığlığa trenler. Gemiler çoktan gitmiş, tayfaların bilinmiyor yerleri. İçimdeki bu acı anladım, sen öğretmenim. Yusuf Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Kabacık tarafından ve En Güzel Yüzündür Öğretmenim adlı şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Ve en güzel yüzündür öğretmenim. Çocuklar büyüdükçe anladılar İlk ustanın verdiği öğütlerin kıymetini. Çocuklar büyürken anladılar gazetelerde çıkan fotoğrafların, yolculuğa bayrağa sarılı çıkanların, akacak ya da akan kanın, memleket için değerini. Nasıl söylesem gittiğini, bir yanının kırık kaldığını yüzümün. Öğretmenlerimi bayrağa sarılı hatırladığımda ağladığımı, hem de için için ağladığımı nasıl söylesem. Ayrılıklardan arta kalan hüzündür ve en güzel yüzümdür öğretmenim. Senden sonra sevgilerde yaşandı bağ bozum. Döküldü gökyüzünden yıldızlar. En çok da buna ağladım, kan ağladım. Yol uzun, ince,
Sensiz yürünmez bilirim. Ama sensizliği de kimseye anlatamadım. Ayrılıklardan arta kalan hüzündür. Ve en güzel hüzündür öğretmenim. Nasıl unutulur ilk ustanın verdiği öğüt? Nasıl unutulur ilk sevgili, ilk ağıt? Öğretmenim gelecek mi diye soran çocuklar. Eşyanın ta iliklerine siner acımız. Bir yanımız çoğalırken çocuk düşüncelerinde, bir yanımız tenhalarda suikastlere kurban gider. Ayrılıklardan arta kalan hüzündür. Ve en güzel yüzündür öğretmenim. Bir öğretmen bin öğüt, ağlama gül çocuk. Kıştan sonra tebessümlerle gelir ilkbahar. Ayrılıklardan sonra yüreğim kanar. Bütün bunlardan sonra ansızın çalınır düşleri sevgiyi öğrenen çocukların. Gelmese bir daha öğretmenleri, hıçkırıklar içinde kalır çocuklar. Ayrılıklardan arta kalan hüzündür. Ve en güzel hüzündür öğretmenim. Şimdi bir okulun bahçesinde yarım kalan seni tamamlıyoruz. Elleri ellerimize değiyor çocukların. Öğretmenim gelecek mi diye soran çocukların. Bugünümüz, yarınımız, canımız çocukların. Yemin ediyorum ne ilk ustanın verdiği öğütlerin kıymetini, ne gazetelerde çıkan o siyah beyaz fotoğrafların hüznünü, ne de bayrağı sarılı uzun bir yolculuğa çıkanların yarım kalan türkülerini, ama en çok da memleket için akan kanın değerini unutamam ben, unutturmayacağım. Öğretmen, öğrencilerini aydınlatmak için yanan bir fener gibidir. Bu kutsal görevi yerine getirirken şehit edilen üç öğretmenimizin dramasını izleyeceğiz. Ben Sait Korkmaz. Muşluyum, Kürdüm. Tayinim çıkınca Ağrı Doğu Beyazı'da hiç çekinmeden çıktım yola. Çünkü ben de bu toprakların insanıydım. Ne dili dilime, ne de dini dinime uzaktı. Batıdaki meslektaşlarım gibi tereddüt yaşamadım ayrıca. Yanımda hamile eşim ve 1 yaşındaki kızımla yola çıktım. Ne köylüler beni yadırgadı, ne de ben köylüleri. Dedim ya, bu toprakların çocuğuydum ben. Ne dil korkum vardı, ne de din. Hemen kaynaştık çocuklarımla. Aynı dili konuşuyorduk ya. Ve başladım hayatın ABC'sini anlatmaya. O akşam milli maç vardı televizyonda. Kızımla eşimle oturuyordum evimin salonunda. Kapı çalındı. Hayırdır inşallah dedim. Ve açtım. Köylülerden birini beklerken karşımda iki hainle karşılaştım. Korktum. Korktum ama kendim için değil. Hamile eşim ve beşikteki kızım için. Aniden dışarı çıkardılar beni. Kimsiniz dedim. Biz gerillayız dediler. Büyük Kürdistan davası dediler. Ben de Kürdüm dedim. Aynı dili konuşuyoruz dedim. Sen öğretmensin dediler. Sen milleti uyandırmadan biz seni uyutacağız dediler. Daha ne olduğunu anlamadan tek kurşunla yıktılar. Sol yanım acıyordu. Bunu hissedebiliyordum. Eşim yazmasıyla bastırdı akan kanı. Bir ona baktım, bir de yanındaki yavruma. Işıklar söndü birden, her yer kapkaranlıktı. O anda anladım her şeyin son bulduğunu.
benim için söylen ışıkları siz yakın yeniden. Boğulmasın ülke karanlığı. Aydınlansın sizlerle. Ne
Hüseyin Türkü'nün gerçek olacağını. Bir şiiri varmış. Alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Ben Şair Hoca Ali Gökgör. Öncelikle baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmetli anıyor. Sizlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Araştırdım, çalıştım. Atatürk hakkında 32 tane 19 rakamı mucizesi tespit ettim ve şiire döktüm. 1881 atamın doğum günü, yaptığı hizmetlerle dünyayı sarstı ünü. İstanbul'dan çıkmış ya Anadolu turuna, 19 kişi binmiş Bandırma vapuruna. 19 Mayıs günü 1919 Samsun'da plan kurmuş, cesaretle korkusuz. Atamın ismi bile 19 harfe bedel, takdir-i ilahidir. Bu da böyle bir kader. Atam, ruhun şad olsun. Hep sana minnettarız. Kurduğun şu devlette sonuna kadar varız. Saygılar sunuyorum. Kusura bakmayın, bir şey yapacağım. İstikbal göklerdedir demiş 19 harf. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş 19 harf. Gençliğe hitabesi 19 cümle. Bunları hep şiire döktüm, uzatmak istemedim. Saygılar sunuyorum. Hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum. Kim yetiştirdi Fatih'i, Yavuz'u, Atatürk'ü? Kim yetiştirdi doktoru, subayı, avukatı? Kim yetiştirdi seni, beni? Sırada tarihte bir öğretmen adlı Mehtap gösterisini sunmak üzere öğrencilerimizden Çağrı Ataş'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öncelikle buradan tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutlar, ellerinden öperim. Evet, anlatacağım hikayenin merkezinde de bir öğretmen var. Hoca Akşemseddin. Sene 1389. Şam'da Şeyh Hamzaoğlu Mehmet Şemseddin olarak dünyaya geldi. Tabi siz onu Akşemseddin olarak tanırsınız. O ki bir çağ açıp
çağ kapatan Fatih'in hocası, o ki İmam Gazali'den, Abdülkadir Geylani'den ders almış bir alim. Bu ön bilginin ardından yavaştan hikayemize geçelim. Mehmet son derece zeki, pratik zekalı ama bir o kadar yaramaz, yerinde duramayan fevri bir öğrenciydi. Hoca Akşemseddin sus der susmaz, dur der durmaz, yapma etme dedikçe ben padişahın oğluyum, bana karışamazsın der, hocasını susturur, mahcup bırakır. Bir gün, iki gün, üç gün, günler geçiyor, Mehmet değişmiyor. Hocasının uyarılarına yine aynı tepkiyi vererek hocasını susturuyordu. Hoca Akşemseddin el kadar çocuğu eğitemediğinden utanır, padişahın huzuruna çıkamazdı. En sonunda çaresiz kalan Akşemseddin bir cesaretle padişahın huzuruna çıkar. Hünkârım, sizinle bir konu hakkında görüşmek isterim. Buyurun hocam, konu nedir? Hünkârım, konu oğlunuz Mehmet ile alakalı. Mehmet mi? Ne olmuş Mehmet'e? Anlatın hocam. Hünkârım, oğlunuz pek bir zeki ama bir o kadar yaramaz, yerinde duramaz, sus derim susmaz, dur derim durmaz, yapma etme dedikçe beni sizinle tehdit eder, mahcup bırakır. Demek öyle. Bir çare bulmalı. Aslında aklıma bir şey geliyor. Yaklaşın hocam der. Akşemseddin yaklaşır, padişah Akşemseddin'in kulağına bir şeyler fısıldar. Akşemseddin duydukları karşısında bir hayretle padişaha karşı çıkar. Hayır hünkârım, olamaz, yapamam, olmaz öyle bir şey, hayır. Sen emirlerime karşı mı geliyorsun? Haşa hünkârım. O zaman yarın konuştuğumuz gibi yapacağız. Şimdi çekilebilirsin der. Akşemseddin padişahın huzurundan ayrılır. Yarın olur. Akşemseddin yine Mehmet'e ders verirken Mehmet yaramazlıklar peşinde. Yerinde duramıyor. Hocasının uyarılarına yine aynı tepkiyi vererek ben padişahın oğluyum. Bana emir veremezsin der ve kapı açılır. İçeri giren koskoca Osmanlı padişahı, bir cihan sahibi II. Murat'tır. Akşemseddin hiddetlenerek ayağa kalkar. Bireden siz, sen nasıl destursuz dergahına girersin? Çık dışarı! Der ve padişah mahcup bir şekilde dışarı çıkar. Mehmet dona kalmıştır. O koskoca Osmanlı padişahı bir hoca karşısında azar işitmiş, mahcup duruma düşmüştür. Mehmet hocasının padişahtan bile üstün olduğunu, onun sözünden çıkmaması gerektiğini anlamıştır. Bu olaydan sonra küçük Mehmet'in zekası Akşemseddin'in terbiyesiyle birleşince o bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet meydana gelmiştir. Bu bir kıssa, söyledik. Saki sohbet kalmamış baki, ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Let's go. Let's go. Let's go.
toprağı kazmayı. Benden öğrenirsiniz adım adım bu yurdu. Benden öğrenirsiniz cumhuriyeti kim kurdu. Mustafa Kemal Atatürk der ki, öğretmenler, yeni nesli cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitmenleri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin yeteneğiniz ve özverilik derecesiyle uygun olacaktır. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen, kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu kalite ve yetenekle yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizlerin seçkin görevinizin yerine getirilmesinde büyük özveriyle varlığınızı vereceğinize hiç şüphe etmem. Hazırladığı Öğretmenler Günü müzik dinletisi sunumu için koro ve sazları yönetmek üzere müzik öğretmeni Halil Çöplüoğlu sahneye davet ediyorum. Veteriner Hekim İbrahim Erol, Ritim Sazda Halk Eğitim Merkezi Ritim Öğretmeni Mustafa Gülece, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Koroyu sizlerle baş başa bırakıyoruz. Yeah.
çaldık öğretmenim. Artık her sınıftasın. Zil çaldık öğretmenim. Artık her sınıftasın. Çiçekleri verdiniz çocuklara.
hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programımız burada sona ermiştir. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.